Anadolu Sağlık Merkezi'nden Operatör Doktor Kemal Reşe ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Evet, tiroid cerrahisi hakkında sizden bilgi alacağız. Öncelikle tiroid bezi hastalıkları nelerdir? Tiroid bezi hastalıklarını aslında iki ana grup içerisinde değerlendirebiliriz. İlki tiroid bezinin ürettiği hormonların getirdiği bir takım hastalıklar. Yani tiroid bezinin ürettiği hormonun yeterli olmaması, bizim hipotiroidi dediğimiz bir hastalık grubu var. Bir de tiroid bezinin ürettiği hormonun fazla miktarda olması, yani hipertiroidi dediğimiz bir hastalık grubumuz var. Fonksiyonun yanı sıra bir de anatomik hastalıkları var tiroidin. Hepimizin halk arasında da çok sık olarak bilinen goiter dediğimiz tiroid bezinin anatomik olarak büyük olması ve tiroid bezinin içerisinde bir takım nodüllerin oluşumu. O nedenle de her ikisine yaklaşımımızda, tedavi ilkelerimizde çok farklı saydım. Ameliyat hangi hastalara uygulanır? Öncelikle fonksiyonlardan başlarsak, tiroid bezinin normal hormon üretmesi ya da düşük hormon üretmesi koşulunda bizim cerrahi olarak bu hastaların tedavisine katacağımız bir şey yok. Yani dışarıdan tiroid hormonu vererek hastaların normal seviyelerde tiroid hormonuna sahip olması sağlanabilir ki bu zaten endokrinoloji uzmanları ya da iç hastalıkları uzmanları tarafından son derece yetkin olarak ve rahat olarak yapılabilen bir durum. Tiroid bezinin fazla hormon üretmesi, yani bizim hipertiroidi dediğimiz ya da halk arasında daha halksal deyişle zehirli guatr dediğimiz durumun oluşması koşulunda o zamanki seçenekler içerisinde gerçekten ameliyatın yeri var. Bu hastalarda öncelikle tıbbi tedavi denemek lazım. Yani tiroid hormonu üreten, fazla miktarda üretilen hormonun üretilmemesini sağlayacak ve çok da etkin olduğunu bildiğimiz elimizde birkaç tane ilacımız var. Bu ilaçlarla tiroid hormonu düzeylerini normale yakın düzeye indirebiliyoruz gerçekten. Ama normale yakın düzeye indiremediğimiz zaman veya normale yakın düzeye indirip ilacını kestiğimiz zaman hastanın tekrar hipertiroidi dediğimiz tiroid hormon fazlalığı nüksederse veya bu ilaçları kullanma sürecimizde ilaçlara bağlı yan etkiler gelişir ve o ilaçları kullanma şansımız ortadan kalkarsa bu koşullarda hakikaten ameliyat iyi bir seçenek. Üçüncü bir seçenek olarak da Kuzey Amerika ülkelerinde biraz daha sık kullanılan ama Avrupa'da ve ülkemizde daha az kullanılan radyoaktif iyot ile tiroid bezinin harpazlanması, ortadan kaldırılması gibi bir tedavi seçeneği var ama onun da yan etkileri biraz daha fazla olduğu için biz öncelikle açıkçası tıbbi tedavi başarılı olamamız koşulunda da ameliyat deniyoruz. Her tiroid nodülü için ameliyat gerekir mi? Hayır. Temel olarak bu soruyu hayır, her tiroid nodülü için ameliyat gerekli değildir diye yanıtlamaya başlamak lazım. Çünkü tiroid nodülleri gerçekten toplumda çok sık gördüğümüz bir durum. Hatta yapılan otopsi çalışmalarında, yani ölen insanların hepsinin ince ince bilimsel araştırma şeklinde yapılan değerlendirmelerinde tiroid bezinde nodül olma olasılığının %50'nin üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani sokakta dolaşan her iki insandan birinin tiroid bezini inceleme şeklinde, bilimsel araştırma şeklinde çok ince ince kesip patolojik olarak değerlendirdiğimizde her iki insandan birinin tiroid bezinde nodül olabiliyor. Ancak bu nodüllerin elbette tiroid kanseri olma potansiyeli ya da riski taşıyanlarını ayrıştırmak ve bunları için biraz daha yakından bakma gerekliliğimiz var. O nedenle de tiroid bezinde nodül saptanan ya da kendisi tiroid bezinde boynunda bir şişlik fark eden hastanın doktor tarafından değerlendirilmesi lazım. Bunda öncelik hem endokrinoloji uzmanları olabilir hem de tiroid beziyle özellikle ilgilenen genel cerrahi uzmanları olabilir. Bu tür hastalarda tiroid bezindeki nodülün hikayesi çok önemli. Ne zaman ortaya çıktığı, yandaş bulguların olup olmadığı, muayene gerçekten çok değerli. Muayenede bu nodülün hekimin eline gelişi, niteliği, katılığı, çevre dokularla olan ilişkisi değerli. Ve görüntüleme yöntemleri, sonuçları bize çok yol gösterici. Yani yapılan tiroid nodülüne yönelik yapılan ultrasonografide bu nodülün boyutu,
kistik bir nodül mü olduğu, yani içi sıvı dolu bir nodül mü olduğu, yoksa katı tümöral bir nodül izlenimi mi verip vermediği, nodüllerin sayıları, tiroid bezi içerisindeki yerleşimleri bize bu nodüllerin riskleri konusunda ya da kişinin sağlığına yaratabileceği yan etkiler konusunda ciddi ve değerli fikirler veriyor. Eş zamanlı olarak tiroid sintigrafisi dediğimiz damardan radyoaktif madde verilerek, verilen radyoaktif maddenin tiroid bezinde tutulmasını sağlayarak gerçekleştirdiğimiz bir görüntü yöntemi var. Bu görüntü yöntemi sonucunda da tiroid bezindeki nodüllerin aktivasyon olarak, yani hormon üretimi olarak aktif, çok hormon üreten nodüller mi, yoksa radyoaktif madde iot tutmayan ve hormon üretimi konusunda tembel olan, hormon üretmeyen nodüller olup olmadığını ayrıştırmak da çok önemli. Bu bulguların hepsini alt alta yazıp topladığımızda hastalarımızla bu nodüllerin kendi sağlıkları açısından ne sıkıntılar yaratabileceğini konuşuyoruz ve tedavi seçimini birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer bu tiroid nodüllerin veya nodüllerden herhangi birinin tiroid kanseri riski olma ihtimali var ise, o zaman da genellikle yaptığımız uygulama bu nodüllerden ultrason kılavuzluğunda, ki bunu girişimsel radyologlar yapıyorlar, bir ince in aspirasyon biyopsisi dediğimiz o nodülün ultrasonografiyle saptanması, bir ince bir iğnenin damardan, koldan kan alınabilir bir iğnenin o nodülün içerisine yerleştirilmesi ve bu sürecinde ultrasonda canlı olarak izlenilerek evet biz iğneyle bu nodülün içerisine girdik diye radyoloğun teyit etmesi ve oradan birkaç tane hücre çekerek patoloğa göndermesi ve patoloğunda mikroskop altında değerlendirerek burada bu nodülü temsil eden hücrelerin tiroid kanseri açısından riskli olup olmadığını tanımlaması. Eğer yapılan ince in aspirasyon biyopsisi sonucunda eğer patolog bize bu nodülün tiroid kanseri olduğunu söylerse zaten o zaman mutlaka cerrahi tartışmak lazım. Eğer tanısal değil derse patolog, yani yapılan bu biyopsi neticesinde gerçekten çok güvenli olarak fikir yürütmek mümkün değil derse, o zaman ya biyopsiyi tekrar ediyoruz ya da hastayla cerrahi konuşuyoruz ya da patolog diyebilir ki bunlar basit, herkesle görülebilecek tiroid nodülleri. O zaman da hastayla ağırlıklı olarak izlem seçeneğini tartışıyoruz. Ama burada hastayla birlikte karar vermek gerçekten çok önemli. Çünkü hastaya var olan nodüllerin yaratabileceği riskleri, bunları böyle izlemenin yaratabileceği riskleri veya ameliyat olması koşulunda ameliyatın yaratabileceği riskleri tartışıyoruz. Ve her iki seçeneğinde yan etkilerini ve avantajlarını bir yandan da terazinin kefelerine koyarak birlikte tartarak her hasta özelinde kişiselleştirmiş bir çözüm getiriyoruz. Bu nedenle de tiroid nodüllerinin hiçbirinin ameliyat gerekli değildir önermesi de doğru değil. Eş zamanlı olarak da sizde tiroid nodülünüz varsa mutlaka bir cerraha gidin, bunun ameliyat edilmesi gerekir de doğru bir önerme ya da genelleme olmayacaktır. Peki cerrahiden sonra nüksetme olasılığı var mıdır? Elbette, eğer yaptığınız tiroid cerrahisi tiroid bezinin, hastadaki tiroid bezinin tamamının çıkartılması olarak tanımlayabileceğimiz total tiroidektomi dediğimiz bir ameliyat değil ise, yani hastada siz ameliyat sırasında tüm tiroid dokusunu çıkartmazsanız geri kalan tiroid bezinden tekrar nodüllerin oluşma riski var. Ama bunu da engelleme, tam olarak engellemesek bile bu riski azaltmak için yaptığımız bazı tıbbi tedaviler ve izlem seçeneklerimiz de var. Ama kuramsal olarak tiroiddeki nodüller, tiroid bezinin tamamı çıkartılmaz ise tekrarlayabilir. Evet, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim, ben çok teşekkür ediyorum.